Doğru, dürüst, ilkeli, seviyeli habercilik başlıyor. TV Malatya ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenlerimiz. Haber merkezimizce hazırlanan ana haber bültenine hoş geldiniz. Değerli izleyenlerimiz, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Teşkilatı Akçadağ'da seçim bürosu açılışı yaptı. Milletvekilleri Mustafa Şahin, Öznur Çalık ve Cemal Akın'ın da hazır bulunduğu açılışta yerel seçimlere yönelik değerlendirmeler de bulunuldu. AK Parti Malatya İl Teşkilatı Akçadağ ilçesinde seçim bürosu açtı. Açılışa milletvekilleri Öznur Çalık, Mustafa Şahin ve Hüseyin Cemal Akın, belediye başkanı ve büyükşehir adayı Ahmet Çakır, İl Genel Meclisi Başkanı Naci Şevat, İl Başkanı Bülent Tüfekçi ve partililer katıldı. Törende bir konuşma yapan milletvekili Öznur Çalık, Akçadağ'ın yerel ve genel seçimlerde AK Parti'ye büyük bir destek verdiğini belirterek parti olarak bir tek milletin vesayetini tanıdıklarını söyledi. İşte bu 11 yıllık yolda çok yoruldunuz, çok üzüldünüz. Çok darbe yapmak isteyenler oldu. Önümüze yeniden çıkmak isteyenler oldu. Ama bu millet, bu yüce yüce millet onun karşısında dimdik durdu. Ne darbe tanırız, ne askeri vesayet tanırız, ne yargı vesayeti tanırız, ne bürokratik vesayet tanırız. Biz bir tek milletin vesayetini tanır, onu da gelir sandıkta görür ve alırız inşallah. 30 Mart bir milat daha olacak. AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise 30 Mart yerel seçimlerinin arifesinde olduklarını belirterek seçim öncesi tezgahlanmaya çalışılan senaryoları tekrar görmeye başladıklarını kaydetti. Hiçbir Akçadağlımız bu gibi düşük seviyeli siyasete alet olmadılar. Kürlalı da bizim kardeşimiz, Argalı da bizim kardeşimiz, Esenbeyli da bizim kardeşimiz, Erenli da bizim kardeşimiz, Ömürşü de kardeşimiz, Kürecik de bizim insanlarımız. Biz kimseyi %5'te ötekileştirmedik. Evet, bugüne kadar yaklaşık 12 yıldır Osmanlı'nın son 200 yılından beri insanlarımızın arasına kin ve nefret tohumları saçarak hayatlarını sürdürmeye çalışan bazı ideolojiler, İttihat ve Terakki atıkları aynı şeyi bugün de sürdürmeye çalışıyorlar. Ama Allah'a hamdolsun biz bir ve beraberiz. İl Başkanı Avukat Bülent Tüfekçi ise 2023 hedefine giden yolun 30 Mart yerel seçimlerinden geçtiğini, 30 Mart'ın sıradan bir yerel seçim olarak algılanmaması gerektiğine vurgu yaptı. Muhalefeti de, yavru muhalefeti de bu ülke, bu Akçadağ, bu Malatya gördü arkadaşlar. Sizler o zaman ambulans bulamıyordunuz, bulsanız da mazotunu koyamıyordunuz, doktor bulamıyordunuz, doktora para vermeden içeri adam atamıyordunuz. Ama bugün öyle mi? Ambulanslarımız artık karada değil, havada gidiyor arkadaşlar. Bu da sizlerin desteğiyle, istikrarla, güvenle gidiyor. Belediye Başkanı ve adayı Ahmet Çakır'da bütün oyunlar bozuldu. Kimse bu ülke üzerinde ameliyat yapamaz. Kimse halkın iradesini yok sayamaz. Halkın iradesi her şeyin üzerindedir. Biz bu bilinçle AK Parti'ye geldik diye konuştu. Anketler karşısında halkın hala iradesinin dik ve olaylara hakim bir şekilde durduğunu görenler aslında bir adım geri attılar, pes ettiler. Siz bunlara hiçbir zaman fırsat vermeyeceksiniz. Bu dik duruşumuzu hep birlikte yapacağız. Sahada, ilçemizde, beldemizde, Ankara'da, Türkiye'de her noktada dik duracağız. Türkiye bu noktaya geldiyse halkın oylarıyla geldi, halkın dik duruşuyla geldi ve bütün oyunlar bozuldu. AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Ali Kazgan ise idealist duygularla Ankara'yı bırakarak ata yurdu olan Akçadağ'a hizmete geldiğini söyledi. Akçadağ bir yol ayrımına gelmiş bulunmaktadır. 2012 yılında 8081 olan ilçe merkezinin nüfusu 2013 yılında 7055'e düşmüş, bir yılda 1026 göç vermiştir. Hayırlı getirmesin istemekle veriyoruz. Kanlı! Ve geçiyoruz Battalgazi'ye. Yerel seçim çalışmalarını sürdüren Merkez İlçe Battalgazi Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Kanal Boyu ve İpek Caddesi'nde esnafla bir araya geldi. Destek isteyen Gürkan, vatandaşlarla da uzun süre sohbet etmeyi ihmal etmedi.
Merkez İlçe Battalgazi Belediye Başkanı ve adayı Selahattin Gürkan, AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin, Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder ve partililerle birlikte Kanal Boyu ve İpek Caddesi esnafını gezdi. Yerel seçim çalışmalarını sürdüren Gürkan, ilk olarak Kanal Boyu esnafını ziyaret etti. Yerel seçimde destek isteyen Gürkan, Kernek'te vatandaşlarla da uzun süre sohbet etti. Sağolun, sağolun inşallah. Merhabalar, nasılsın, iyisin inşallah. Hamdolsun, duvacıyız, Allah korusun. Delikanlı, sen nasılsın, iyi misin? Allah korusun. Gel, senden tutalım, gel ya. Abi, şey olmaz, şey olmaz. Nasılsın, iyisin? Allah kolay gelsin. Kolay gelsin. Durmak yok, yola devam anlayışı içerisinde yola çıktıklarını ifade eden Gürkan, 30 Mart yerel seçimlerinde güzel bir sonuçla birlikte şehrin değerlerine sahip çıkarak hizmetlerini sürdüreceklerini söyledi. Nasılsın, iyisin inşallah. Selamünaleyküm. 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler yaklaşıyor. Esenyurt Belediye Başkanı adayı Hacı Uğur Polat, Türkiye Gazetesi Malatya Bölge Temsilcisi Celal Koyuncu'yu ziyaret etti. Başkan adayı Polat, yeşili korumanın ötesinde yeşili arttıracaklarına da dikkat çekti. 30 Mart 2014'te yapılacak olan yerel seçimler yaklaşıyor. Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Hacı Uğur Polat, Türkiye Gazetesi Malatya Bölge Temsilcisi Celal Koyuncu'yu ziyaret etti. Her mahallemize bir park ve her mahallemize bir tesis kuracağız. Her mahallemize spor tesisi anlamında. Yeşilyurt Belediye Başkanlığı adayı Hacı Uğur Polat, ilçemizde yeşili korumanın ötesinde yeşili arttıracağız. Projeyi koordinasyon merkezi kuracağız dedi. Kanal projesi Malatya'mızda suyun kaynağı Yeşilyurt'tur. Su Yeşilyurt'umuzda sulama suyu olarak akıp devam ederken bu Yeşilyurt'lumuz için görsellik kazandırılarak ve bir cazibe haline getirilerek değerlendireceğiz. Polat, Yeşilyurt'un ismiyle müsemma devam etmesi için çaba göstereceklerini söyledi. Buradaki mimar ve mühendis arkadaşlarımız, bunlar hem genç dinamik arkadaşlarımız hem de tecrübeli arkadaşlarımızdan oluşan proje koordinasyon merkezimiz, Yeşilyurt'umuzun Çat Barajı'ndan Karakaya Barajı'na kadar olan bütün bölgenin bir emarını çekecek. Türkiye Gazetesi Malatya Bölge Temsilcisi Celal Koyuncu ise şunları söyledi. 1990'lı yıllardan beri bir tanışmışlığımız var, dostluğumuz var. Kendisini o günden bugüne çok sevdiğimizi de kendisi biliyor. Ülkemiz adına daha güzel hizmetler yapacağını da o günden beri biliyorduk. Şu an hayırlı bir hizmete adım atmış durumda. Belediye başkanlığında cesaret ve gözü kararlılık önemlidir. Ben kendilerinde bu özelliği görüyor ve ülkemize, yöremize, şehrimize güzel hizmetler yapacağına yürekten inanıyorum. Ve biz basın kuruluşu olarak da her zaman yapacağı hizmetlerin yanında olduğumuzu da huzurlarında beyan ediyorum. Biz ülkemize hizmet eden, taş üstüne taş koyan herkes bizim başımızın üstünde yeri vardır. O vesileyle ben bu önemli yolda, bu kutlu hizmette kendilerine başarılar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Yeşilyurt Belediye Başkanı adayı Hulusi Porgalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Kavuk'u ziyaret etti. Porgalı, Kavuk'un bilgi ve tecrübelerinden her zaman yararlanacaklarını ifade etti. Eski olarak ben kendimi sayıyorum. Aratmaması. Çünkü aranda adam olursak başarı, öbürünün başarısı eksik olur. Ben bunu da tavsiye ediyorum. Bizlere düşecek nasip olur. Devirde birine birinizi yapacağız. Bunlardan biri siz olursanız biz her zaman seçildikten sonra yanınızda oluruz. Nasip olmazsa bir görevdir. Görev çok güzel bir şekilde ifa edilir. Şunu açıkça söyleyeyim. Mehmet Başkanımız hakikaten Malatya'da duayan olmuş bir insan, önder bir insan ve kim seçilirse seçilsin, bu Allah bize nasip eder ya bir başkasına nasip eder. Ama her zaman onun engin
deneyimlerinden faydalanacak, onun yolundan gidilecek bir insan. Peşinden de gideceğiz, kendisinden de her türlü yardımı gerçekten de talep edeceğiz. Mehmet Başkanımız bir kenara çekilmeyecek, bir hancı olmayacak veya bir yolcu da olmayacak. O bizim yine Fahri Başkanımız olacak, o bizim yine başımız üzerinde yeri olacak. Ona her zaman saygımız sonsuz olacak. Biz tabii ki Yeşilyurt'ta kendi tespitlerimizle birkaç proje hazırlıyoruz. Bu projelerde de Mehmet Başkanımızla yine istişare ederek, onunla görüşerek, onun değerli fikirlerini alarak veyahut da tamamlayamadığı, eksik kaldığı bu dönemden kalan projeler de varsa o projelere de yine kendisiyle birlikte bu projeleri yürüteceğiz. Yeşilyurt, her yerde söylüyorum, Malatya'nın akciğeri, yeşili. Malatya'da Temmuz sıcaklarında, Ağustos sıcaklarında nefes almadığı zaman insanların buralara kaçıp bir nefes alması, bir oksijen deposu gördüğü bir nokta. Yeşilyurdumuz ayrıca da Türkiye'ye çok büyük sanayiciler kazandırmış, çok büyük isimler kazandırmış bir bölge ve bu bölgenin de gereğince hizmet alması, değer alması bizim en büyük dileğimiz. Bugün Yeşilyurt'tayız. Kendi memleketimizdeyiz. Çeşitli ziyaretlerde bulunduk. Adayımıza olan yoğun ilgiyle karşı karşıya geldik. Halkımızın, Yeşilyurdumuzun teveccühünü gördük. İnşallah bunu da sandığa yansımasını göreceğiz 30 Mart'ta. Talibiz dedik, bölgemizin insanı Hulusi Porgalı, bu toprağın insanı. Elbette ki bu toprağın sıkıntısını da buradaki yaşanmış veya var olan problemleri de en iyi Hulusi Porgalı çözüm üretecektir diye düşünüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Doçent Doktor Fikret Çinasi Kazancıoğlu Doğanyolu ilçesi ve Gökçe beldesini ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kazancıoğlu yerel seçimlerde destek istedi. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doçent Doktor Fikret Çinasi Kazancıoğlu Doğanyolu ilçesi ve Gökçe beldesini ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kazancıoğlu, yerel seçimde destek istedi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da pötürgel ayakkabı çok. Çok, evet. Başkanım. Yani pötürgel imalatçı çok. Evet, evet. Onların ayakkabıları bunlar. Evet, evet. Konya'nın, oranın. Siz Konya'dan mı getiriyorsunuz? Konya'dan getiriyoruz. İstenizi bekliyorum inşallah başkanım. Kazancıoğlu, Doğanyolu ilçesi hak ettiği yerde değil dedi. Ve şu sözlerle devam etti konuşmalarına. Bizi... Esnaflarımızı ve Doğanyolu'nun yöneticili arkadaşlarımızı, yöneticileri ziyaret ettik. Öncelikle Koldere, Damla ve Gökçe beldemizden sonra da Doğanyolu gezdik. Esnaflar çok sıcak, onların dertlerini dinledik. Onlar bize, biz onlara karşılıklı problemleri anlattık. Yanımızda Aydın Bey, Doğanyolu Belediye Başkan adayımız. Sağ tarafımızda yarın açıklayacağımız ama bugün sağ olsun basın duyurmuş. Pötürge adayımız Güzün Hanım, Güzün Koçak Hanımefendi, eczacı arkadaşımız ve ilçe başkanlarımızla beraber il yöneticilerimiz. Bu güzelim doğa harikası, Doğanyolu'nun hak ettiği yerde olmadığını, bulunduğu yerin maalesef hak ettiği yer olmadığını hem fikir olduk hem hemşehrilerimizle hem yöneticilerle. Hem fikir olduk. Herkes aynı şeyden dertli. Burası siyasi yönetime, hükümete verdiği destek kadar karşılık bulamayan bir ilçemiz. Üzülerek kendileri de çok üzgün ve pişmanlar. İnşallah 30 Mart'tan sonra öncelikle Doğanyolu, sonra da Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak buranın istihdam dahil birçok konusuna el atacağız. Burada alternatif üreticilik de başlamış. Doğanyolu hemşerilerimiz narda olsun, çilekte olsun bunu başarmışlar. Bir model olmuşlar hakikaten. Ben buradan bütün Doğanyolu hemşerilerimize, partilerimize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. İnşallah Aydın Bey onlara
güzel hizmet yapma imkanı bulacak 30 Mart'tan sonra. İnşallah. Biz de geçiyoruz Saadet Partisi'ne. Saadet Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yüksek Mimar Ahmet Münir Erkalli ulaşım planlamasının ciddi çalışma isteyen bir iş olduğunu söyledi. Trampüste yanlışlıklar varsa hesabını mutlaka sorarız dedi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Erkal, Kuzey Çevre Yolu ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Saadet Partisi'nin Malatya Büyükşehir Adayı Yüksek Mimar Ahmet Münir Erkal gazetecilere açıklamalarda bulundu. Taşıma kapasitesini artırır, başka bir şey yapmaz. Trafiği çözmez. Nasıl çözer? Ulaşım planlaması dediğiniz zaman yeni çevre yolları açarak Malatya'yı büyütebilirsiniz. Ulaşamadığınız yer sizin değildir. Malatya'nın büyümesinin ancak yeni çevre yolları açarak mümkün olabileceğine dikkat çeken Erkal, ulaşamadığımız yer sizin değildir diyerek planlamanın doğru yapılması gerektiğini söyledi. Planlamazsanız, yolun bu büyüklüğüne uygun yoğunluklar, imar yoğunluklarını doğru vermezseniz ulaşım planlamasını yapamazsınız. Biz 89'u hatırlarsanız kuzey ve güney çevre yollarını gündeme getirdik ilk defa. Böyle bir şey düşünülmüyordu. Malatya tek bir hat üstüne beslenemez dedik. Ve kuzey ve güney çevre yollarını 3 tane 50 metrelik kuzey-güney istikametindeki hatlarla bağlamak üzere planladık. Ama biz güney çevre yolunun 4 kilometresini açtık biliyorsunuz. Ondan sonra geldiler 15'sine 1 kilometre açamadılar. Erkal, kuzey ve güney çevre yollarını kendi belediye başkanlığı döneminde planladıklarını anımsatarak, Malatya yol olmazsa büyümez. Fahri Kayahan bulvarını açmasaydım Malatyalılar nereye inşaat yapacaktı? Bir Malatya orada kurulmuş. Ciddi bir yapı yoğunluğu var şeklinde konuştu. Yol olmazsa büyümez. Alt merkezler planlanmaz dedik. Ben Fahri Kayahan bulvarını açmasaydım Allah aşkına şimdi Malatyalılar nereye inşaat yapacaktı? Dün gezdim bir Malatya orada kurulmuş. Hep blok 5-7 şeyler. Ciddi bir yapı yoğunluğu var. Yani Malatya böyle üretilir, böyle şeyleri planlanır. Yani trambüs sadece bir akstaki, bir hattaki yolcu yoğunluğuna azaltmak için kullanılan bir sistemdir. Büyük sıkıntılar var. Onun raporlarını görmedim. Ama ulaşım planlaması açısından, karayolları kanunu açısından trambüsün tarifi var mı yok mu onu da bilmiyorum. Böyle bir tarif var mı? Böyle bir tarif yoksa nasıl ihale ettiniz? Sözleşmede Türk lirası olduğu söyleniyor. Sonra euroya çevrilmiş. Bu çevirme doğru mu? Bunu yapamazsınız baştan ihale ettiyseniz. Yani bu hususlarda net olmayan bilgiler var. Ben her zaman söyledim. Bunu eğer göreve gelirse ciddi şekilde inceleyeceğiz. Ve bu yanlışlıklar varsa Malatya'nın 60 trilyonlu çöpe atanlardan ciddi hesap soracağım. Açık açık söylüyorum. Bu hesabı soracağım bak. Bu kadar büyük parayı getirip buraya gömerseniz 10 tane bine otobüs 6 trilyona geliyor her biri. Yani bunları nasıl yapıyorsunuz? Nasıl hesaplıyorsunuz? Nasıl bir ulaşım raporu var da bu rapor üzerine siz bunu yapıyorsunuz? Bu ustada açıklık da yok, netlik de yok da. Ama bize gelen duyumlar bu işin çok sağlıklı olmadığı yönünde. İkincisi Türkiye'de ilk defa uygulanması burada deneme tahtası mı? Neden başka bir yerde uygulanmadan ilk defa Türkiye'de Malatya'da bu sistem uygulanmaktadır? Bütün bunların üzerinde bir soru işaretleri var. Ama bütün bunlar hakkında benim sağlıklı karar vermem için tüm dokümanların benim elimde olması lazım. Ve bu raporlara bakarak ben gerçekten bu Malatya için hayırlı mıdır değil midir kararı o zaman verebilirim. Ama ısrarla söylüyorum kamuoyuna yansıyan bazı biliyorsunuz işler de oldu. Bazı firmalarla ilgili hoş olmayan laflar da var. Bazı kişiler tutuklandı. Bunların buraya zarf attıkları falan söylendi. Soru işaretleri oldukça fazla olan bir iş. TOKİ Malatyalı gazetecileri ev sahibi yapıyor. Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın talimatıyla hazırlanan proje kapsamında konutlar hızla ilerliyor. Haber merkezi ekiplerimiz konutların yapıldığı bölgeye gitti. Merak edilen tüm sorular yanıt buldu. Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Vahap Güner evlerin Ekim ayının sonu gibi teslim edilmesinin beklendiğini söyledi. Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın talimatlarıyla hazırlanan Malatya Gazeteciler Cemiyeti ve Malatya Gaziler Derneği mensuplarını ev sahibi yapacak 441 adet konut, 2 adet iş merkezi, altyapı ve çevre düzenleme işi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Haber merkezi ekiplerimiz konutların yapıldığı Beydağ bölgesine gitti. Merak edilen tüm sorulara yanıt buldu. TOKİ Malatyalı gazetecileri ev sahibi yapıyor ve arkamda da gördüğünüz gibi konutlar hızla yükselmiş. Çalışmalar da burada hızla devam ediyor. Yani bildiğiniz üzere Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın
Malatya'da uyguladığı örnek projelerden bir tanesi Malatya Gazeteciler Cemiyeti ve Gaziler Derneği Malatya Şubesi'nin üyelerini ev sahibi yapmak üzere 441 daireden oluşan konutların 11 bloktan meydana geliyor. Şu anda büyük ölçüde blokların kaba inşaatı tamamlandı ve ince işleri dediğimiz aşamaya ve çevre düzenlemesi aşamasına önümüzdeki günlerde geçmeye başlayacaklar. Tahminen Ekim ayı sonu itibariyle de hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacak. Büyük ölçüde bitmesini bekliyoruz. Göründüğü üzere Malatya'nın en güzel TOKİ bölgesindeki en iyi semtlerinden bir tanesi. Hem binaların bulunduğu zemin sağlamlığı ve binaların yapıldığı alandaki çevre düzeni ağırlıklı olması bakımından örnek bir proje olarak gösteriliyor. Tabii Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın hazırlamış olduğu bu proje Türkiye'de de örnek gösterilmeye başladı. Yaklaşık 20 ilde Malatya Belediyesi'nin bu projesini kendi illerinde uygulamaya başladılar. Yani cemiyetimizle ilişkiye geçtiler. Bunlardan bir tanesi de Bursa Büyükşehir Belediyesi, aynı şekilde Bursa Gazeteciler Cemiyeti ile bu aşamaya geldi. Erzurum Gazeteciler Cemiyeti de aynı şekilde Malatya'daki bu projeyi örnek aldı. Biz de son derece memnunuz. Yani gördüğümüz kadarıyla 200'e yakın medya mensubu, gazete çalışanı, 200 civarı da gaziler mensupları, 2+1 85 metrekare, 3+1 118 metrekarelik dairelere kavuşacaklar. Yani gördüğümüz kadarıyla da 3 ay, muhtemelen 3 ay sonra da kura çekimini bekliyoruz ve o çekimle birlikte de işlemler yürüyecek. Tabii ki böyle bir eseri, yaklaşık 30 trilyona mal olan bir eseri bugün meydana getirmekte olan Malatya Gazeteciler Cemiyeti ve bu projeye baştan sona desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a, Belediye Meclisi'ne ve ayrıca başta Milletvekilimiz Öznur Çalık olmak üzere tüm milletvekillerine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve sonunda belki de beklenen gelişme oldu diyelim. 112'ye asılsız ihbara artık ceza geliyor. Van'da Muharrem Taş isimli 3 yaşındaki çocuğun ölümüyle bir kez daha gündeme gelen 112 telefon numarasının gereksiz yere meşgul edilmesiyle ilgili açıklamada bulunan Malatya İl Sağlık Müdürü Dr. Nail Umay'dan yeni yapılacak yasayla ilgili düzenlemeye dikkat çekerek 112'ye yapılan asılsız ihbara artık ceza geleceğini söyledi. 112'ye asılsız ihbara ceza geliyor. Malatya İl Sağlık Müdürü Dr. Nail Umay, 112'ye gelen telefonların %92'sinin asılsız ihbar ve gereksiz aramalar olduğunu belirterek yeni yapılacak yasal düzenlemeye dikkat çekti. Şimdi şöyle söyleyeyim, asılsız ihbar olarak değerlendirdiğimiz zaman sayı biraz düşük. Ancak toplam çağrılar üzerinde değerlendirdiğimiz zaman günlük telefon çağrılarının %90'ı asılsız ihbar ve gereksiz aramalar. Yani hattımızı gereksiz yere meşgul etmeler olarak değerlendiriyoruz. %92 civarında şu an. Asılsız ihbar yapanlara cezanın kapıda olduğunu söyleyen Umay şöyle konuştu. Tabii mevcut yasal düzenlemelerle bu asılsız ihbarlarda bulunan kişilere ceza verilmesi mümkün. Yalnız yeni yapılacak bir yasal düzenlemede bütün asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar için para cezası da öngörülüyor. Yani ihbarın boyutuna göre adli yargılama sonucu verilecek cezanın haricinde sırf 112 hattı gereksiz yere meşgul edildiği için bir para cezası da öngörülüyor. Şu an için rakam net değil ama 150-250 arası bir rakam telaffuz ediliyor. 2013 yılı başında 6 personelle 24 saat çağrı hizmetleri sunuyorduk. Şu an 8'e çıkartmış durumdayız. Biz hizmet kalitesini arttırmak, vatandaşımızın daha rahat bize ulaşmasını sağlamak için ambulans sayısını arttırdığımız gibi hizmet veren personel sayısını da arttırmaya gayret gösteriyoruz. Yine 2013 yılında biz 112'nin santralini de yeniledik. Daha önce analog artı dijital olan santralimizi IP santral sistemine döndürdük. 11. ay itibariyle de IP santral sistemiyle hizmet veriyoruz.
ihtiyaç halinde 12 hatta çıkarılabilecek kapasitemiz var şu an için. Değerli izleyenlerimiz, kredi kartları artık vatandaşların istediği kadar taksit yapmıyor. En fazla 9 ay taksit imkanı getirildi ve bu konuya bir tepki de Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den geldi. Palandöken'in kredi kartlarına getirilen taksit sınırlamasının zamanlama açısından yanlış olduğunu öne sürdü. 9 ay gelmesi benim için fark etmiyor. Ben zaten gelirimi biliyorum, giderimi de biliyorum ama yani kredi kartını kullanmasını bildikten sonra taksitlendirmeye gerek yok. Ama bu kullanmasını bilmeyenler için süper bir şey. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartlarına getirilen taksit sınırlamasının zamanlama açısından yanlış olduğunu öne sürerek, tasarruf gerekli ana piyasada sıcak para ve yatırım yok. Bu nedenle durgunluk süreci var ve bu taksit sınırlaması esnaf için iyi olmadı dedi. Palandöken yaptığı açıklamada piyasada nakit akışı olmadığını ve bu nedenle alışverişlerin büyük bölümünün kredi kartıyla yapıldığını anlattı. İç piyasada daralma olduğuna işaret eden Palandöken, dolayısıyla piyasalardaki döviz yükselmesi de bunun tuzu biberi oldu. İnsanlar taksitle ve birkaç bankadan borç alarak kredi kartı borcunu ödeyerek ihtiyaçlarını gideriyordu. Bu sınırlama gelince başta otomotiv sektör olmak üzere kuyumcu esnafı da sıkıntılı durumda bulunuyor diye konuştu. Okul sütü programının 3. yılında yaklaşık 6,5 milyon öğrenciye ücretsiz süt dağıtılacak. Süt dağıtımı pazartesi günü 3 bakanın katılacağı törenle gerçekleşecek. Okul sütü okulla başlıyor. Okul sütü programının 3. yılında yaklaşık 6,5 milyon öğrenciye ücretsiz süt dağıtılacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ücretsiz okul sütü dağıtımının okulların açılacağı 10 Şubat 2014 pazartesi günü 3 bakanın katılacağı törenle başlayacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen okul sütü programının 3. yılında yaklaşık 6,5 milyon öğrenciye ücretsiz süt dağıtılacağı kaydedildi. Bakanlar Kurulu'nun okul sütü programının 2 eğitim öğretim yılı daha uygulanmasına ilişkin kararı doğrultusunda 2013-2014 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlayacağı 10 Şubat 2014 pazartesi günü dağıtıma başlanacağı ifade edilerek okul sütü dağıtımı bu yıl için 10 Şubat pazartesi günü Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun katılacağı törenle başlayacak denildi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi yanına 5 yıldızlı otel ayarında mini alışveriş merkezi yapıldı. Konuk evi yanındaki alışveriş merkezi içerisinde lokantadan konfeksiyona, hizmet sektöründen ev ihtiyaçları malzemelerinin bulunduğu iş yerlerine kadar birçok hizmet verilecek. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi yanında 5 yıldızlı otel ayarında mini alışveriş merkezi yapıldı. Yapımı tamamlanan ve bazı birimlere hizmete açılan konuk evi yanındaki alışveriş merkezi içinde lokantadan konfeksiyon, hizmet sektöründen ev ihtiyaçları malzemelerinin bulunduğu, iş yerine kadar birçok hizmet verilecek. Burasının acil servis hizmetlerinde kullanılması için tadilata başlaması nedeniyle kafeterya hizmetlerinin de mini AVM'de verileceği ifade edildi. Vatandaşlar emeği geçenlere teşekkür ederken acil servis yanındaki kafeteryanın pahalı olduğunu, bu nedenle alışveriş merkezinin açılmasından dolayı mutlu olduklarını belirttiler. Birazcık sadece uzak ama geliyoruz, oturuyoruz, hastalarımızı bekliyoruz burada. Güzel bir ortam, yapanlardan, alanlardan, herkesten Allah razı olsun diyelim. Yaşlı. Tabii güzel, her şeyin bulunması da güzel bir şey. Hama katliamının 32. yılı nedeniyle İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği Malatya Şubesi bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Dernek Yönetim Kurulu üyesi Bahattin Anıl, uluslararası hukuk çerçevesinde Suriye halkının korunma hakkı daha fazla ertelenmeden Suriye'de barış ve adaletin tesisi için gerekli adımlar acilen atılmalıdır dedi. 32. yılında hak ve özgürlük. Dernek binasında dernek yöneticileriyle birlikte Suriye Hama'da gerçekleşen katliamın 32. yılı nedeniyle görüşlerini dile getiren Mazlumder Malatya Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Bahattin Anıl,
32 yıl önce Suriye Devlet Başkanı Hafız Esed'in emriyle uçaklar ve tanklar eşliğinde binlerce askerin Hama şehrine girerek özel birliklerin başı kardeş Rıfat Esed komutasında 22 gün boyunca katliam yaptığını söyledi. Dünya medyası birkaç ay sonra bölgeye girdiğinde hiç kimse yaşananlara inanmadı. Vahşet anlatacak gibi değildi. Sayısı 2000'e yaklaşmıştı. Tutukların nerede olduğu, kayıpların cesetlerinin nerede gömülü olduğu hala bilinmiyor. Müslüman kardeşler örgütüne üye olmak idam cezasına çarptırılmak için yeterliydi. Ama katliamın üzerinden 32 yıl geçmesine rağmen değişen hiçbir şey olmadı. İtibariyle Suriye'de 10 binden fazlası çocuk olmak üzere 100 binin üzerinde ölü, 100 bin civarı kayıp ve yerinden yurdundan olmuş milyonlarca insan var. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şubesi ile Kore Fans Malatya Grubu Kulübü organizesiyle Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi salonunda Kore Türkiye Kültür Günleri etkinliği düzenlendi. Programda müzik ve şiir dinletisi sunuldu. Kore Türkiye Kültür Günleri etkinliği düzenlendi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şubesi ile Kore Fans Malatya Grubu Kulübü organizesiyle Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi salonunda düzenlenen etkinlikte müzik ve şiir dinletisi yapıldı. Etkinlikle ilgili bilgi veren Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı Bayram Akdemir, Malatya'da 13 Kore gazisinin hayatta olduğunu belirterek, Kore'de 1055 şehidimiz var. Bunları yeni nesle aktarmak bizim görevimizdir. Bu nedenle zaman zaman etkinlikler düzenliyoruz dedi. Çünkü Kore'de de toplam 1055 şehidimiz var. Yani bunları Türk kamuoyuna anlatmak bizim görevimiz. Yaş Sebze ve Meyve Hali Komisyoncular Dernek binasının açılışı gerçekleştirildi. Adalet ve Kalkınma Partisi heyeti de açılıştaydı ve konuşmalar yerel seçime yönelikti. Törende kameralar, renkli görüntüler yansıdı. Yaş Sebze Meyve Hali Komisyoncular Dernek binasının açılışı törenle gerçekleştirildi. Törene AK Parti İl Başkanı Bülent Tüfekçi, Milletvekilleri Öznur Çalık, Mustafa Şahin ve Hüseyin Cemal Akın, Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Merkez İlçe Belediye Başkanlığı adayı Selahattin Gürkan ve Yeşilyurt Merkez İlçe Belediye Başkanlığı adayı Hacı Uğur Polat katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Milletvekili Öznur Çalık, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini, Başbakan Erdoğan'a sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Çok önemli bir fedda yapan AK Parti, Malatya'da 30 Mart'ta yeniden hizmete talip. Ve bu konuda sizin desteklerinize ve dualarınıza ihtiyacımız var. Sizin içinizden birisi iki dönem Malatya Belediyesi'nde sizleri temsil etti. Milletvekili Cemal Akın da Malatya'nın her geçen gün büyümesini devam ettirdiğine dikkat çekti. Avrupa müktesebatına uygun bir halk binası Malatya insanımızın hizmetine sundu. Yalnız Malatya insanımızın değil, burası bölge halk binası konumunda hizmet verecek bir kapasiteye sahip. Bizim hizmetimizden sonra hal binasında yapılması gereken diğer eksiklikleri tamamlayan değerli alevimiz Ahmet Çakır Beyefendi'ye de huzurlarında teşekkür ediyorum. Milletvekili Mustafa Şahin ise Yaş Sebze Meyve Hali Komisyoncular Dernek eski ve yeni yönetimine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Mutlaka görevin artık bırakılacağına, buna bir noktayı koyacağına bir örnek teşkil etmiş oldu. Yeni yönetime de ben tekrar başarılar diliyorum. Cenab-ı Allah hayır hizmetleri yapmasını nasip etsin diyorum. Son olarak Yaş Sebze Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Celal Akbay, dernek çalışmaları hakkında bilgiler verdi. İlk basamağı dernek kurma kolay bir iştir. Ama yaşatmak gerçekten meşakkatli bir iştir. Sayın Belediye Başkanımıza, hal binasına yapılmış olan çatı ve altyapı hizmetlerinden dolayı teşekkürü bir borç biliriz. Hal binasında çalışan işçilerle fotoğraf çektiren Çakır, eliyle tatlı ikramında bulunurken milletvekili Çalık da portakal soyarak ikram etti. Evet, şimdi de biraz gülümseyelim isterseniz. 15 aylık bebeğin yaptığına inanamayacaksınız. İşte geleceğin basketbol yıldızı olacak gibi gözüken o sevimli bebek. 15 aylık bebeğin yaptığına inanamayacaksınız. Sadece 15 aylık bebek hiçbir atışını kaçırmıyor. 6 topu üst üste basket atan bebek görenleri şaşkına çeviriyor. Sevimli bebek geleceğin basketbol yıldızı olacak gibi gözüküyor.
Değerli izleyenlerimiz, bizlere ayrılan bir sürenin daha sonuna geldik. Yapımda ve yayımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hoş kalın, hoşça kalın.